Bu Covid aşıları bildiğimiz üzere pandemimizin işte 2 yıl oldu çektiğimiz bir konu. Bu aşılarda 2 tane ana grup var. Bir RNA aşıları diyoruz, bir de inaktif aşılar. Yani bunu biraz daha pratik dilde yaparsak, işte BioNTech aşısı, RNA aşısı diyoruz, Çin aşısı bildiğimiz veya Türkiye'de yapacağı belki ileride inaktif aşılar var. Bu ana grup içerisinde konuşmak lazım. Bu RNA aşıları ve vektör aşıları vücuttaki immün sistemi uyaracak protein moleküllerini direkt olarak vermek yerine RNA'sını veriyoruz vücuda. Ya da vektörlerde de bunu bir adenovirüs gibi bir virüsün içerisinde RNA'yı koyaraktan bunu uygulama yapıyoruz. Bu canlı veya cansız olabiliyor. Ve bunun dışında bu tabi vücuda girerekten immün sistemde bir yanıt, immün yanıt almak istiyoruz. İnaktif aşılarda ise virüs önce üretiliyor, yeterli miktarda üretilip sonra öldürülüyor, inaktif ediliyor ve bunların tüm komponentini veriyorsunuz. Sadece RNA değil de tüm yapısındaki şeyleri veriyorsunuz. Bunlarda tabii ki inaktif aşılarda 2 aşının da avantaj ve dezavantajları var. İnaktif aşılarda bir dezavantaj şöyle var, uzun süre alıyor. Yani inaktif aşıyı önce üretmek, öldürmek, bunu bir şey yapmak belki 6 ay, belki 8 ay alabiliyor. Ama RNA aşılarında bu teknik kullandığı için modern teknikler belki 15 gün gibi kısa sürede bunu üretme şansı var. Ama tabii ki RNA aşılarında görüyoruz ki mutant dediğimiz veya varyantlara karşı sıkıntılar olabilmekte ama tekrardan bir tekniğin kısa sürede hazırlanması olduğu için bu da ufak bir değişiklikle tekrardan üretime sokulabiliyor. Yani o varyantlara karşı da etkin durumunda hemen konabiliyor. Yani şu aşı daha iyi veriyor diye bir şey demek çok mümkün değildir. Sonuç itibarıyla bu aşılar bize şunu göstermiştir. Bir aşılanmakta fayda nedir? İşte efendim sizi yoğun bakıma düşürmemek adına yani ağır hastalığa yakalanmamak adına %100 etkiler. Her iki aşı grubu da hemen hemen buna etkiler. Sizi yani yoğun aşı yapılıyoruz ama hasta olmayacağız garantisi yok. Ama sizi en azından şunu söylüyor. Yoğun bakıma, entübe vaziyete getirmiyor. Hafif şu surette geçirmenizi sağlayabiliyorlar. Ülkemizde hak ettiği halde aşı yaptırmayan da bir kesimimiz var. O yüzden biz aşılarımızı olmamız gerektiğini söylüyoruz. Mutlaka bu aşıların korkulacak bir yan etkisi yoktur. Ve mutlaka etkileme vardır. Yazın, biz geçen yazda bir rahatlık yaşadık. Bu tabii grip sezonu gibi diyelim, öyle düşünelim. Nasıl yazın rahat ediyorsak, bu pandemide de yazın bir rahatlığı olacak. Ama burada şu var, tabii biz kimseye demiyoruz ki maske takmayalım. Bunu dememiz lazım. Ama yazın biraz daha rehavetimiz, bir rahatlığımız olacak, bu kesin. Ama sonbaharda, hani okullar açılacak, daha bir hava soğuyacak, bu soğukla beraber pandeminin aktivasyonlarını yine görebileceğiz. Dikkat etmemiz lazım. Ama aşılarımızı bulduğumuz sürece aşılarımız olmamız lazım. Aşılar arasında çok ciddi farklılık yok, onu söyleyeyim. Tabii ki hani bu içindeki RNA aşılarında bazı alerjiler görülebiliyor ama çok ciddi boyutta değil. Yani ikisinin de koruyuculuğu birbirine denktir. Birbirine üstünlüğü çok bariz değil. Bir de şu var, hani önce Çin aşısı olduk, rapel dozumuz, istediğiniz aşıyı olabilirsin, hiç fark etmez. Yani sonbaharda aşı zamanı geldi, bir aşı olacağız. Bunda da BioNTech olma şansınız var. Yine aynı Çin aşısını olma şansınız var. Yani böyle bir fark yok. Birbirine çok bariz bir üstünlükler yok. Yeter ki aşı olalım diyor.